Şöyle başlar. Evet. Ölen barem ve salam. Men Resul İl Mehmedov. Öğrendim Türkmenistan'ı. Aşkabat'ta 9. klas okuyan. Arduino yani robot bilen bir yıl vermiş kullanıp geliyorum. Özüm kompüter olimpiyatçı hem programist hem robotçı diysem olacak da ondan yakın vakti Murat Nesir ile tanıştım. Sonra Arduino tapa öğretmeni fahiş etti. Son esasında da Nesir Postası ile Arduino öğretmek, Arduino öğrenmekçi. Ne Arduino diyasolin Arduino ve neme vatolya Arduino mikrokontroller deyip adlandırılıyor. Ve şu yerdeki görüyen suratınız Arduino Uno. Ne için ne, bir kök sorulayan soru da ne için belli ki beyinleri kullanan zok diyeniz Arduino en ansadı ve en arzani olan son en kök kullanılayan şu oluyor. Ondan Arduino'da öz arasında bir neçe toporlara bölünüyor. Arduino mikrokontrolleri 2005 yılında İtalya'da dören. Ondan sonra şu yerdeki görüyen platanız Arduino Uno deyip adlandırılıyor. Eğer şu an videoda görüyen olsanız benimle elimde Arduino Mega var. Şimdi Arduino Uno Mega diyasolin bunların tapoutları kullanılan portları. Arduino Uno'da belli bir çapta portlar var. Arduino Mega'da Arduino Uno'nun 3S portları var. Arduino Nano var, Uno var, Pro Mini var, Pro var. Karaz bunlar öz toporlarına bölünüyor. Ne proyekt edecek olanızı hayfını saylamalıyla sonra düşer. Eğer proyektinizde az portlar kullanılıyor olsa küçük Arduino'lar olan telefonu. Misal için Arduino Nano var. Şalar olan telefonu. Ne? Ben öz sapaklamda Arduino'nun üstünü düşünür ki yani önümde, elimde Arduino Mega olan son tecrübe zatları Arduino Mega'nın üstüne düşünürüm. Ne? Şu suratta görüyenler Arduino Uno platası. Son şu yerde görüyenler USB plug diye. Yani haçanla Arduino'muza kod yüklemize şu yerde şunlar yani printer'ın kablemole ya da Arduino'nun öz kablemole ya da USB Type-B deyip adlandırılıyor. Yani yanlışmasam. Şu üstünden şu yerden Arduino kod yüklüyor. Son ayrıca platamızı kod yüklüyor. Tayin bir şekilde gelenle toğumuzu şu yerden verpiliyor. Ne? Dersi kod yüklenilen yeri, dersi de Arduino toğ verilen yeri. Ne toğu ne volt arasında Arduino götürüyor. Arduino 7 ile 24 volt arasında götürüyor. Yani recommended yani maslahat verilen 7 ile 12 volt arasında. Şu yerde görüyorsunuz esası beyni. Buna mikrokontroller deyip adlandırılıyor ve Arduino Uno Atmega 328 mikrokontrollerini kullanıyor. Sonra şu yerde bir knopka var. Bu knopka ne iş yerine getiriyor? Şu yerde eğer suratı akıda knopka şu yerde yerleştirip duruluyor. Min platanda ne şu yerde yerleştirilen bu knopka Arduino yazılan kodları tezden restart etme, kodu başından başlamana kömek ediyor. Ondan sonra şu yerde görüyorsunuz 0 ile 13 pin arasında cemi 14 tane digital input output pins değil. Digital pinlerine 0 ile 1. pinleri TXRX deyip yazılan. Bunların manisi Arduino ile misal için telefonla Bluetooth arkayı Arduino'nun upravlaya geçecek olanız. Sonra Arduino'nun üstüne Bluetooth modülü koysanız
Arduino bilen Bluetooth modül bir-birinin arasında xabarlaşmalı. Xabarlaşmak için TX-RX pinler ulandı. Ağalan 2 bilen 13. pin arasında siz digital ulan digital pinler ulanabiliyor. Ne? Digital pin ne mi? Siz şu digital pinle yadaşını tok çıkarabiliyorsunuz ya da tok alıp okatabiliyorsunuz. Sonra şu yerde 13'ün yukarısında GND pin var. Yani minus olar, minus olanla da eğer bilen olsanız fizikada tuğun plus ile minus uğur var. Arduino'da digital pinler plus sol kitle, GND de minus sol kitle. Ondan sonra RF var. RF analog reference pin ile bunu kendi kullanılanak. Sonun için doğru yansım benim kendi kullanmasam hiç tecrübem yok bununla. Ondan sonra şu yerde cemi 6 tane portlar var. Ve size önünden ait geçenler sinyali 0 ile 13 port diyeme pin dip adlandırılıyor Arduino'da. 13. pin, 12. pin dip adlandırılıyor. Sizi karıştırmak şöyle. Ondan sonra ne söyledim şu yerde cemi 6 tane pinler var. Ne bu pin in circuit serial programmer deyip adlandırılıyor. Yani bu neyime gerek değil anne. Kaçan mı? Ne? Adamçılıkta bulup biliyor. Ve USB portunu zaylanıp koyup biliyor. Ondan sonra Arduino'nın zınman şu yerinden Yurita mikrokontrolleri programlanıp biliyor. Platacıklar var. Şunu söyleyen şu yerinden bakıp programlar biliyor. Bundan başka da aşağıda cemi 6 tane analog pinler var. Ne analog pinleri olanla yukarıda düşünürdüm digital pinler var. Cemi 14 tane başına ya tok çıkar ya ya da toku alıp içinde okat bile. Ne digital pinler ya 1 ya da 0 fazla doğru ya doğru ya da yanlış 1 ya da 0 ol bile. Analog pinler olsa 0 ile 1024 arasında sanları kabile. Yani neyle düşünürsem ne? Sağ için adama diyen 1 ile diyen yok 0 ile. Analog pinle okusan şimdi 1024 görünüş şeklini basıp duyup bile. Ne analog pinler şu ne alıp bile sağ için. Bundan başka şu yerde power yer var, pinler var. Birinci şu yerde VNIP yazılan port var. Buna şu yerine tok salman bataryanın plus tarafını VIN tarafından salıp biliyorsun. Sonra izmenin iki tane GND yani minus pinler geliyor. GND'den sonra bu şok pin üstüyle bu 5 volt çıkan pin var. Onun yukarısında 3 volt, 3 volt çıkan pin var. Onun yukarısında da reset pin var. Reset pini edil şu knopkan rolünü oynayan biz mekanik taraftan knopka basacağız. Reset pinini tok izlerse tereden kodu tereden başlatmanın kömek ediyor. Muman Arduino'nun tanıştırılma şekli şeyle ne Arduino'nun hazır programlanılan yürütüğü programası var. Onun adı Arduino IDE. Sonki versiyonlarını siz internetten skaşar edip bilirsiniz. Ne şu da Arduino'nun öz programlanılan programası. Ne biz Arduino ilk başta programasına giremizde birinci platamızı kompüter'a çakacağız. Ne seyredin şu yerde hazır durmamış. Ne şu yerde ben Arduino Mega kullanıyorum. Bu da kod yazılan ne kabelimizi kompüter'dan Arduino'ya geçirmek için. Ne şu ucunu Arduino Mega'nın şu yerine sallayacağız. Sonra böyle ucuna masa kompüter'imizin USB portuna birine sallayacağız. Sonra
Arduino'nun yukarısında tools yerine şu yerde board section var. Ne bu yerde Arduino bir neçe görmüşler var. Ne men bu yerde Arduino Mega 2560 kullanıyorum. Eğer siz onu kullanıyorsunuz olsanız onu koyup saylamanı öleyiniz. Ya da nana tapacak bu yerde ne mi? Plata kullanıyorsunuz olsanız şunun adını yazmalıdır. İnstitörün sana. Sonra aşağı geliyor söyleyin. Port yer var. İstiliyem. İstiliyem. Sen arkayında var. Son bu yerde port yer var. Ne Arduino'muza kod yükledik. Ne hi-fi USB portu. Yani kompüterin hi-fi portundan Arduino Mega yükleyiz. Şunu tanıttırmalı. Menne COM 3 deyip çıkıyor. Sizde başkası çıkıp bilir. COM 5, COM 8, COM 12. Arduino Mega'nız hayısına değişiyorsa şunu saylan. Men bu yerde COM 3'e bağlandım. Şu yerde aşağıda görseniz Arduino Mega 2560 10 COM 3 diye. Ne Arduino Mega'mız bilen kompüterimiz birbirine bağlan ne? Ne Arduino programasını Cemi şu yerde iki tane sözler yazılan Bram World Loop İni bir yerinin tapa aldı. Gel Ferman gel ha. Sen bir başlayın. Resul sen özün mute edip bile. Eğer ses çıkarsa adının üstünün altında şurada mute alsın. İni Arduino programının özünde Void Setup ve Brand Void Loop. İni ikisinin tapa aldı. Eğer Siyah bilen, siyahın arasında yazan islenik bir komandanız, şartınız şunun içinde yazılan olsa Arduino'da plata yüklenenle sol iki skoptan arasında yazan kodun bir sefer kaytalanandır. Void loop'un içinde yazan, yani siyah bilen, siyahın arasında yazan islenik komandanız hemişelik biskaneşini aylanıp biz kanalını işlep duruyor da. Düşünüp bile mi kal? Yani doğamlı durman baytalım duruyor da. Şu an içinde loop'da yazan da Arduino bir kod yükle koyuyorsak. Ova. Şimdi size bir kayıt kaçı bir daha korkulayın şu yerde. Şu programı adından ayıp tutma. Eredim men freezing programasını kullanan sinyali kapkalıcıkta her hili komponentler var. Şolun üstüyle oluşturup schema zatiyatımak için kullanılıyor da Arduino library platalarının support etkiye maslahat veren kullanmanızı men öz tabaklamda freezing kullanırım. Freezing. Şimdi şu yerde Arduino'nun üstünde beni L harfli bir çıra var. Arduino platan üstünde oturdulan. Şimdi bu çıra Arduino'nun özüne 13. pin'e bağlı oturuyor. Yani kaçını biz 13. pin'imizi işledenimizi şu çırağımızdan işleyen. Hazır bir mınç. Bir yerde Arduino Mega'nın üstünde Cemiş var 3 tane çıra yanıyor. Aşağıda şu an bir çırayan ya da şolan biri menine Arduino Mega'mda 13. pin'e bağlı vaktur. Hazır kod yazamıza belli olur zaten. Ne? Siz bile ilkinci kayıt kaçı programımızı yazayla. Ne? Men yan kayıt düşünürsün yani 13. pin'e platanısında çıracak. Yani LED Light Emitting Diode açılışı. Ne sol lampamızı yakıp sana geçir görelim. İnne Arduino'da mühim zat. Arduino pinleri kullananızı, hayfi pin kullanıyanınızı ve nene modda kullanıyanınız tanıtmalı. Sonun için Void Setup'ın içinde
Pin muhatip yazılar ve her yazan kamandanın sonuna nokotla troylanır. İndi pin modun içinde de iki tane zat yazılar. Bıra hayfe pin ulanyanın, bıra neme mod ulanyanın. İndi şu yerde men 13. pinim ulanyan. İndi şu yerde hayfe pin ulanan olsanız sonundan nokotla troylanır. Dine oturgoyanız ondan sonra neme mod ulanır. İndi mod diyem dedi. İki tane mod da. Bıra input, bıram output var. Biz bu yerde output kullanırız. Ne için output? Sebebi biz 13. pinimizde dasını tok çıkarmalı. Yani 5 volt çıkarmalı. Eğer biz şuna 5 volt çıkarsak 13. pinimizde platan üstüne bağlı olduran çırağımız yan yan. Şimdi biz 13. pinimizi output başına tok çıkarıyasıp Arduino'ya kellesine yerleştirdik şu yerde mesela programımıza. Şimdi şu 13. pinimizi yakalı. Yakmak için digital write komandası var. Şimdi digital write'ın digital bram write. Write sözü yazmak manisindir ya. Şimdi digital sözü yani size düşünürdüm. Ya nol ya da birden ibaret ettim. Ne biz bu yerde ya daşına tok çıkarıyor ya da çıkaramız o. Ne için tok çıkarıyor? Sıra biz 13. pinimizde daşımıza output deyip yazık. Eğer biz şu yerine input deyip yazan olsak ne biz 13. pinimizden tok alyas mı alamız yok mu? Onunla bu yerde biz digital read diyen diyerdik. Ne biz şu yerde şu an output edemezsen digital write diyor. Ne? Digital write yani sonunun iki saniye ya ve nokotla troya. Ne? Ya'nın içinde pin mod yani yeni de bunun için iki saniye rahat yazılıyor. Biri hayfi pin ulanyanın, ikincisi başına tok çıkarayan mı çıkaran yok mu? Ne? Başına tok çıkaracak olsa hay deyip yazıyor. Eğer kodun önüne ya da sonuna sinyal iki tane çizik koysanız şu linyanızın kodun okumayandır. Ne? Misal için şöyle şu kodun sonuna ben şu an şey tip yazdım. Siz şunu kodun sonuna yazsanız bir not etmek için belli almak için ulaşabilirsiniz. Ne? Şu yerde biz ha yazsak ondan şu demek bir öyle yani başına tok çıkarıyor. Eğer load deyip yazsak ondan 0 volt yani başına tok çıkaramız yok 0 volt böyle. Şimdi yine şunu ünsüyorum başına tok çıkaran Arduino digital pinleri başına 5 volt çıkarandır. Şunu ünsüyorum. Şimdi bu yerde bir digital write 13. pinimizi hay ettik yani başına tok çıkarıyor. Şimdi şu atlıkça biz kaça programımı yazdık. Şimdi Arduino'mıza Arduino megamızı yükleyecek olsak şu yerde upload düğmesi var. Şuna bas ya. Basamızda da sinyali açık ya. Yani yazan kodumuzu sahreni edip ya. Misal için kapak deyip bellesem. Şu yerde ne, upload edip duran görkü ya. Dan uploading ya. Hazır. Görüşünüz ya, şu an iki tane çırağım yan ya. Biri Arduino Mega'sını 13. pin'e bağlı olduğuna çırağı. Ya da size de şeyleri akorsayın. Ne şu yerde şu an yaşıl renkli lampam yan yerde. Şu an yaşıl lampam. Hadi bırak. Ama biraz sorayım. Şu saat yaşıl lampam Arduino Mega'nın 13. pinine bağlı olduğunda. Eğer görünmeyen olsa. Görünüyor mu? Ne? Stop şeyleri. Görkesin hat koyduk birer. Neyle? Screen share. Yap. Ondan sonra ulgörünüyor da video. Evet. İzlaki video.
Səhvədir screen share. Aha, indi qoy görün bunlar. İndi götürsən. Nə şiirdə şu at mənim elimdə 3 tane lampam bir platajın üstünə oturdu lan. Və şunu şu at mən 13-cü pinimizə bağlamızda 13-cü pinimiz yaşıl renkdə otur da. Ya da platan özündən gəlyanını görsəniz Şəhərdə şu an 2 tane çıram yandır da. Hazırını Arduino programımıza Digital Right 13 low etsek. Onunla şu iki lampanın bir ötçer de. Hazır. Gördün ben şu yerde Ctrl U düğmesine bastım. Şu düğmeye basan ne oluyor? Yani hem işe şu düğmeye basıp dönününüzden Ctrl U'ya bassanız Arduino'nıza yüklet vereni. Şu an çıram üstü inserin olsanız sebebi 13. pinimizi low ettik. Ve Arduino platanısını da şu an bir çırayan ya. Ne? Sizden başka çarak var yenen barlak karayın. Ne bu gece void setup'ın içine yazman, void loop'un içine yazalı. Ne? Eğer ünlüsçe eşit gören olmaz mümkün blink sözünü. Blink sözü orta yanlışmakta marga atölyere gel. Lampanın açıp yanması. Ne? Şunu edip görelim. İlk bilen ne şu yerde men void loop'un içine yazdım. Ne inserin şu yerde void loop'un içine yazdım. Kodum biz kanyasını kaytalanıp duruyor. Şimdi men digital write 13. pinim low ettim. İlk başta margat etmek için birinci yanmalı. Sonra ölçmeli. Şimdi yanına birinci high veriyor. Ondan sonra ölçürüyor. Şu yerde low. Kodumuzu yükleyip Ctrl U düğmesine basıp Örüyen olsanız şu atlara yaşıl pinim, yaşıl lampam açık dur. Ne için açık dur? Biz komandamızda ne dedik? 13. pinimiz high et yaz, sonra low et yaz. İlli Arduino kodu alanına High, low deyip alya yönü bir adım yuvasırak alamışsan Arduino çalt işleyer. Son için şunu high, low, high, low, high, low edip bizim görüp bilmeyecek yani şu derece inset bilmeyecek vereceğimizi çalt işleyer. Ne bu yerde biz ne etmeli olayız? Arısını belli bir vaat koymalı olayız. Planche vaat yanmalı, planche vaatdan içmeli deyip. Ne? Karışmak funksiyası Şu yerde delay deyip adlandırılıyor. Ve yay sonunda da nokotlatır. Şimdi delay'ın içinde ilk gece saniye ediliyor. O da karışılıyor vakit. Şimdi ben şu yerde min deyip de atsam şu Arduino'da bir sekund manisini veriyor. Yani bu içini yazan adımız milisekundda işlemedi. Eğer min deyip de atsam bir sekundtur. 500 deyip de atsam sağ için 0.5 sekund valya. İni biz şu yerde ne yapacağız? Void loop'a geliyor. Arduino kod yüklemizde beynine yükleniyor. Void loop'a geliyor. Ne mi diyor? Digital write 13. pinimiz hayet ya. Yani 13. pinimize tok çıkarıyor. Bu yerde de yaşıl çırağımız yan ya. Aşağı geçiyor. Delay min diyor. Ne mi diyor? 1 sekund min karış yan ya. Ne yaşıl yaşıl renk mi yan ya sonra reske 3 yerden terden haya var ya bu yerde hazır yüklenin üsüren olsanız yine de hiç saat olmadı sebebi 3'ümüzde de karış demedik biz hazır şu yerde 1 sekund yan ya sonra aşağı loğa gelenle o koya terden çalt
çoktan onçuncu peynimizi işledi ya. İni şimdi margab etmesi ya da inisiyatı blink etmesi için için ne de arasına vakt vermeli. Buna da mün deyip yazıyoruz. Kodumuzu yükleyiz. Üsteriyen olsanız yanına bir sekund, üçünle bir sekund işleyin. Sorunuz var mı kaç yer içeri? Resul. Dinleyin. Şu yankı çattığına şuna, şunda 4 tane adı var yüken, yankışmasam, şey, siftaformlar, sırıcıklan. Haysını şu önce çattın. Ortada kıyını mı? Son kıyını mı? Ferhat Muhammed. Ben şu yerde ne, elimde soları alacak bir Arduino set alanda elimde tayin bir sinya svetofor modül deyip atlandırılıyordu. Ne şuna iç, varına seyretsem. Hazır biraz açık sverdin yakayın. Ava şu 4 tane. 4 mi 5 tane? Bir tane minse, üç tane gam plusa. Kızıl, sarı, yaşılı. Şimdi biz kızıl, sarı, yaşıl pinleri plus edersek ve minse genedeni Arduino'nun genedesine bağlasak onu üç lampamızdan yan ya da inni. Ben bu yerde şunu gönü Arduino Mega'nın üstüne oturtacağım. Ve 10. pinime bağlı baktır ya da eğer Arduino'nun öz için ısınma görecek değilseniz şu yerde margar edin. Şunu kaçıran yakın arkadaş o tane. Duran yerini. Sınırım. Sol şu an çatık duran. Şu tane yakın svet yakın arkadaş. Kırav karan kırav. Görünüyor. Hazır hazır. Ve bol bilse screen share yap korkasam olarak görmem mümkün. Arka taraf ne etmez yani. Görünüyor. Aptalcık da çıracık marga dedik duranım. Yanıp ötüye. Hava hava. Vot şol Arduino, Arduino Mega'nın üstünde 13. pine bağlı oturuyor. Amen. Saat kogörner yali, şu yerde svetofor modülün yanına bu da ben Arduino'nun üstünde 13. pinime çatken. Sorunuz var mı? Başka? İşliyor mu beyleklere? Hava hava işliyor. Rüstem, Selvi, soruğlanız var mı sizin? Eğer soruğu yok olsa devam et ya. Ne biraz şunca saat geçtik, ne biraz acık praktik edelim de. Ne şu yerde, hadi ben size halka düşünürüm. Tak. Ben ne şu yerde tayin modulun üstünde olan körközüm de. Ne hakikatte elimize bir lampa ulansak da ne misal için şunları yani elimize bir lampa ulansak birinci lampanın ne mızaklığını tanışılayın lampa açılışı İngilizce LED yani Light Emitting Diode tip adlandırılıyor ondan şu lampanın bir hakikatte elinize bir lampa alsanız bir uzun ayağı bir küçük ayağı uzun ayağı plus oluyor. Plus olanına da anot deyip adlandırılıyor.
Menin şu yerde lampam şu tarafı plus, tersi minus. Yani menin lampam da ne? Şu yeri menin birazcık eğri vakturda hakikaten elinizden lamp alsanız sol plus tarafından ayağı uzun yollandır. Şu uzun ayak anot, yani plus tarafı, katot minus tarafı deyip adlandırılıyor. Ne? Arduino'nda yan insertimlerine olsanız, digital pinleri başına 5 volt çıkarıyor dedim. Şimdi bu yerde benim lampam, yani LED'im 3 voltta işliyor. Şimdi biz bu yerde ne etmeli? Hazır günü, preamoy lampamıza çatsak, onunla planca milisekundtan sonra lampamız kıyır. Şimdi bu yerde rezistör adlı bir komponent kullanıyoruz. Hazır bir çamın. Rezistör adlı komponent kullanıyoruz. Şimdi şu yerde görüyen olsanız şuna rezistör deyip adlandırılıyor. Misal için hazır. Hakikatte elimde ne tak görünüyor nasıl ne rezistörler de şular. Ne rezistör ne mi? Rezistör bu kısaca düşünürüm de tok pifeldiyen yani plan ulakan akım gelen toğu pifeldikler ya. Ne biz bu yerde üsür fereden olsanız 4 tane renk var. Şimdi bu renkler rezistörümüzün bahasını veriyor. Şimdi sizinle yeni tezat öğreniyoruz. Rezistörün bahası ne mi? Ve ne bu bahası atlamalı? Hazır bir cümün. Görünüyor mu? Alo. O görünüyor. Ne şu yerde yani programda inserin olsanız rezistörün üstünde cemi 4 tane renk oturuyor. Ne renkler ne adı kasaplanılıyor? Tak, hadi. Şu yerde şunun birinci renk tip alınıyor. Şunun ikinci renk tip alınıyor. İzin hakkı geliyor yani 3 ve şu yerde altın renkte 4. renk. Şimdi bunları ne yapıp hesaplamalı? Birinci renkimiz şuna 1 deyip koyuyor. Hazır 1 son 2 3 ve 4. Şimdi yanına tablice seyretsek, şimdi şu yerde first band, yani birinci renk deyip görkezler. Şimdi biz bu yerde seyretseniz birinci renkimiz kızıl. Şimdi tablice de seyretsek, birinci hatır, kızıl renk. Kızıl renkimiz bahası iki deyip veriyor. Ondan biz ne diyeceğiz derde? Birinci renkimiz aşağıdan iki deyip veriyoruz. İkinci renk. Üçüncü renk.
Vadörün yüreğin. Ne? İkinci renkimize seyretsek, ikinci renkimizin kızıyla ne ikinci hatıra geliyor ve kızıl renkin yanına gelsek yine de iki dip veriyor. Ona ikinci hatarımıza da iki dip yazıyor. Ne üçüncü renkimize seyretsek, kumur renk veriyor. Üçüncü renkimizin İngilizce multiplier, yani köpeldici manisini veriyor. İni şu yerde biz kumur renkini tapıyoruz. İni brown. Brown'a geliyoruz. Üçüncü renkte başlan 10. Yanına da şekilci var. Şuları al bir şekil. Şekil omega deyip adlandırılıyor. Bunun manisi resistance yani karşılık 10. Türkmençe 10 deyip adlandırılıyor da. İni üçüncü renkimize serisi brown 10 10 deyip yazıldı. Ne biz şu yeri 10 deyip yazıyoruz. Dördüncü renkimiz altın renk veriyor. Yani first choice baştan dördüncü band. Yani dördüncü renkimiz tolerance deyip adlandırılıyor. Tolerance'a gelsek gold yani altın renkimiz plus minus 5% diye. Yani şu yeri biz 5 deyip yazsak. Yani elimizde 4 tane fan var. Bunları ne deyip hesaplamalı? Ne? Şu yerde 4 renkli resistor görseniz sonun en son kısı tolerance onun der yani multiplier kalan ikisi san ol kitle. Şimdi birinci ile ikinci renkinin sani 2 ile 2. 2 ile 2'ni biz birleştiriyoruz yani şunu 22 deyip adlandırıyoruz. Üçüncü renkimize seyredeceğiz. Şimdi rezistörümüzün üçüncü renkimiz multiplier. Yani köpeldici deyip aydıp geçtim. Üçüncü renkimize de bakası 10 deyip veriyor. Şimdi biz 22'ni 10'u köpeldeceğiz şu yerde. Yani 220. Gram 10. İni dördüncü renk ne ana rol oynuyor diyseniz, İni rezistörler kimisi 220 ohmda bulunuyor. Arasında plus minus aşağı düşüp oynak geliyor da. İni son düşüp oynak gelme bakasını bilecek olsak dördüncü renk eser ediyor. İni dördüncü renkimiz şu yerde gold renk plus minus 5 deyiptir. İni neyle oluyorsun? Arasında şu rezistörümüz 225 ohm'un volt bile 215 ohm'un volt bile. Sonra manisi nereye? Yani asıl bakası 220 ohm deyip adlandırılıyor. Düşündük bile mi kan? Ava ava. Şimdi sizin özünüze de bir kıyfaçı bir misal vereyim. Size 4 tane renk alacak, sonun bakasını tat vermelisiniz. Tayin misiniz? Birinci renkimiz kumur, ikinci renkimiz kara, üçüncü renkimiz kumur, dördüncü renk altın. Birinci renk dedin, ne istedin, kongur dedin mi? Birinci kongur, ikinci kara, üçüncü kongur, dördüncü altın. Üçüncü kongur. Şöyle olayım, 10 köpülteyen 1, plus minusum 5. Bana asıl 3 tane birleştireyim de çıkken cevabı almaysan. 10.
Oğan ne? Qoŋur. Qara. Qoŋur diýdiňler. Muhammed oğan diýeniz başgalary? Äýüz bolaýmasa? Ýa, maňa toşlan bahanaýdy aý. Kazan hasapla görüň bolmasa. 100. Doğru diyen adam Uvel Murat Batırov. Doğru bakası 100. Şimdi bir söylemi olsak birinci renkimiz Qoŋur dedik. Tablice gelsek birinci renkimiz birinci halka birinci renk bir deyip veriyor. Ona bir deyip belli yazıyor. İkinci renkimiz kara deyip aydıptım. İkinci halka geliyor. Kara renk no deyip veriyor. Elimize 10 deyip saniyemele geldi. Şimdi üçüncü renkimiz Qoŋur deyip aydıptım. Üçüncü renk Qoŋur gelirse olin 10 ya. Yani 2 saniye emile getiremizde 10 olla sonra 10'a köpül diyez. O da 100 olya. Yöne yadınızdan çıkarma izinlaki manisini yani ölçek birliğini aytmalılar. 110. Aydıl şey hadir. O. H. OHM 10. Sorunuz var mı? Sirkeli. Alo. Yok, geçiyorum. Şimdi size yani düşündürüşüm yani rejistr tok defel geldi. Şimdi bana neçe ohmluk rejistr gerek lampamız için. Onu ne hesaplamalı? Şimdi fizikada eğer eşten olsanız ohmun kanunu var. 3 tane kanunu var. Şimdi bu yerde kıskaçı ansaklık bulan şey tırp ya tutup bulan adı. Şimdi yani üç uçluk çıksak. Orta arasını bölsek, inni yukarısını V, I, V, R. Bu yerde V, voltage, yani tok, tokun gücü, volt, tıkmamışı. İ harfimiz amperaj, yani amper deyip ingilizce. Türkmen diline de amperaj olya. R harfi olsa resistance deyip adlandırılya. Karşılık, yani resistorimizin bahası da. Resistans. Şimdi resistans şu formula V, I, R. Şu formulanı ne deyip hesaplamalı? Şimdi şu yerde V, I, R, V, volt, I, amper, R, resistans. Şimdi biz bu yerde Arduino'muz 5 volt çıkarıyor dedik. Bu lampamız 3 volt kullanıyor. Şimdi bize gerekli rezistör kullanıyor. Yani gerekli rezistör bahasını tapıyoruz. Onu tapmak için şu yerde R diyoruz. Şimdi rezistörün yani resistance'ın forması eğer R harfin üstüne elimizle bassak yukarıda V aşağıda I yani V bölmek I oluyor da.
V bölmek i. İni. V'de ö ve arasında ne bir voltaj takacağız. İni biz orçu platıda ulanan voltaj voltumuz 5 volt. Bize gereklisi 3 volt. İni 5'den 3 ayrıyaz. İni i harfimizden amperaj. Lampamızın gerekli amperajı. İni amperaj, lampamızın abisini standart kullanılan amperajı 0.02 amper ya da 20 miliamper deyip. 0.02 amper. Ne hesaplasak 2 bölmek 0.02 bölsek şu yerde bize baka 100 çıkar ya. Yani 110. Bu yerde 110 olacak olsa da qonur qara qonur altın yağını size yankı bar özünüzü barlak görmek için veren renk rezistorumda. İni biz bu yerde özümüze gerekli rezistor bakasını taptık. İni platıda schemanı yasalim. Şu an şu yer içeri düşünmediğiniz var mı? 5 falan 3 nereden geldi? İni seyredin. Volt. Volt yerine biz opsi ulanyan yani platamızı ulanyan tok ölçek birliği maksimum 5 yani size insert pinlerini alsanız Arduino digital pinlerini başından 5 volt çıkarıya dedim. Bize lampamızın gerekli voltu 3 volt. Onu bu yerde 5'ten 3 ayırıyoruz 2 volt ya. Düşündük bildin mi? Okey. 110 ile hazır. Rezistörün üstüne gelsek şu yerde bakasını 100 etsek qonur qara qonur altın renge örle. Hazır bir minut. Ne şu yerde sağ için 8. pin ulansak ne şeyle koyayla 8. pinimizi rezistörün bir ayağına salyaz. Ne bir iki ayağını lampamızın anot tarafına yani plus tarafı ne lampamızın minusuna Arduino'nun minus ayağına bağlayaz. Söyledim mi? Biz 8. pinimizde şu yerde başına tok çıkarıyoruz. Yani 5 volt çıkarıyoruz. Ve rezistörün üstünden geçenine 3 volt'a düşüyor. Sonra rezistörümüzde 3 volt var ya. Öz içinde işliyor. Sonra minusundan hem Arduino'nun minusuna var ya. Şu yer için düşünmedik var mı ka? Eğer Resul, Seret, ben minus takılı koyacak. Ne mal ya? Düşünmedim. Minus takılı koyun da ne mal ya? Tata yok. O ne siz Noel ile 13. pin arasında hayfına koyuyorsanız gelse koy vermeli. Hmm, böyle. Hı hı. Ne yani size bir özümdeki svetofor, yani şu lampam görkürüptüm. Şu yerde benim lamp, 3 tane lampam var. Yeşil renk 13. pin, sarı renk 12. pin, kızıl renkinin 11. pine bağlı olduğu. Şimdi şunun 3'ü sizlen hazır
biraz sapak edelim. Yani öyüş zadanyalar. Tak. Şurada belli koyayım. 13. pin. Yaşıl. 12. pin. Sarı. 11. pin. Kızıl. Şimdi sizinle birazcık nemediyle yumuşlar edelim. Şimdi ben şu yerde 3 renkimin yani 3 lampamı işletecek olsam kodumda ne yazmalı olurum? Haysiniz barla korusunuz öyle. Siz aydın ben kompüterimde yazayım. Pin mode. Dünya. Ya pin mod ansa? 12 otur output. Ansa? 2 tane tayağa gerek değil mi? Yo yo, Ferit, Muhammed. Şu 2 tane tayağa şundan sonra yazılan, yani şu linyadaki yazılan kodu okumayalım. Fakat Ferit'le. Biz şu 2 tane tayağa koysak Ferit'le olsun renkli çağlarlı. Yani şu linyadaki kodum okumayalım. Eğer ayırsa yine de tabiden önkü aranjör renkine geliyor da. Şunu biliyorum. Ava ava. Dinleyen izi. Yeni yan kızart yönü olmuyor değil mi lan? Hava edil abi. Output ava. Şimdi bunlar dünya çık ya. Dünya tok ber ya. Yani ben... Aşağıdan kaytalanlar ettim de. Dinleyen. Digital mode. Digital mode. Der Muhammed digital write. Yani bir digital write. Eğer İngilizce konuşmayan olsan digital yani kalem var. Write and yaz. Manisi nereye de? İçinde ne yazmalı var? 13 otur. 13 otur. Hi. Hi. Aşağıdan yankya digital read değil mi? Ya yeah, write dik, yeah, write öyle. Şimdi şöyle olur da. Ama şimdi aralısına daha vakit koymalı da. Yok, ben insert dinlenme olsun zaten yani. Yani yumuşu. Üç renkten dinle yanmalı bir, yakmalı. Onda buldu değil mi? Hava, yine yüklük var öyle. Berekeller doğru. Şimdi Muhammed ya da bundan başka adamlara sonra şunu üç linyalı kodumuzu bir voice setup'ın içinde yazsak ne yüklük? Sizi dinleyen. Benim fikrimce şol kaytalanıp durmaz. Sebep loop dine kaytalanıp duruyor da dine bölgedeki yanarsan o çıkarlar. Böyle. Başka fikir var olan. Muhammed, Selvi ve başka adamlar. Ya, pas. Bana. Düşünmedim. Ne diye. Ne? Şöyle ben fikrim sizden var mı? Bir var mı? Yani sen aittin void setup dinle yanıp duruyor. Void loop yanıp ölçüp duruyor. Yok. Yönü void setup kitap bulmalı hadi yani. Muhammed biraz yanlış düşünüyorsun. Ferhat, void setup ile void loop'un ikisinin arasında kitap alıp void setup'ta içinde yazan kodun bir sefer kaytalanıyor. Void loop'ta yazan kodun bir saniyesini kaytalanıyor. Şimdi ben şu yeri kadar void setup'ın içine şu üç linyalı kodumuzu yazsak
yine de sorar da böyle. Ne için? Biz berde diye pin var. 13, 12, 11. pin namıdı. Başına top çıkarmalıdır. Yani şu pinleri ulanlanırsak kamağına verdik. İni aşağına ne? Digital right 13, 12, 11. pin namıdı. Ha ihtiyar. Biz onları da ötür diyemiz yok. Düşünür bilir mi? Neferin tarihinden kod yükleyeli nedir? Sıfır da attırlı. Sebebi namı diye Arduino 3 saniye pinin başına output almalı düşünün. Sonra aşağı geliyor 3 saniye portlama yani 12 11. pinlama çok çıkarılmıyor. Volt setup son esasında da kodumuz yani komandamız oturuyor ve son esasında da galya 3 no. Sebebi biz derdi 3 deyip funksiyon vermedik. Eğer şu yerde hazır sekund yansın niye illa şu yerde? Düşündünüz mü? Şu yerde bol geçen daha da şu at. Hava hava. Ne söyledim? Arduino'nun adına sinyali yan knopkası vaat ettim. Şu knopkası kodu tazan katılak veriyordu. Hazır. Bir minut. Knopkaya basıyan. Bir, iki. Sonra üçe. Ne mi ettik biz kodumuzu? Ne? Üç tane pinimizi tanıttık. Sonra üç pinimizi daşını tuhaf çıkarıyoruz. Yani daşını 5 volt çıkardık. Sonra 2 sekund karıştırıyoruz. Karışından sonra 3 pinimizi ötürüyoruz. Yani daşını tuhaf çıkaramız yok. 0 volt oluyor. Soru var mı? Düşünmedik var mı? Karşı yerçeli. Alo. Düşnüklü. Alo. Ne opsi digital pinlerde sorunuz var mı? Soru yok olsa geçer. Ne? Tak. Ne? Şu yerde inseriyen olsanız sağından onunla tolkunlu şekil var. Minus yal volt biliyada. Şu pinlere PVM deyip adlandırıyor. Açılışı Pulse with Modulation. Ne? Bu pinlerin özünün spasobnistleri var. Yani özünün belki pinlerine göre ayrıtın güçleri var deyip fikir edeyim. Ne? İnsert dinleyen olsanız digital pinler başına ya 5 volt çıkar ya ya da başına 5 volt çıkaran yok. Son yali deyip düşünürdüm. İyi. Şu pinler olsa 0 volt ile 5 volt arasındaki fanlarda başına tok çıkart oluyor. Sonun ayrıtın özellikleri yani ayrıtın spasobnostları var sonun. Düşünür bilir mi kan? Hava. İnne. 3, 5, 6, 9, 10, 11. pinler Arduino'da PWM pinleri. Yani 0 ile 5 volt arasından berk biliyor. İnne. Men Arduino Megane'da 11. pinim PWM pinler. İnne 11. pinim derde kızıl renkim var ya. İnne. Kodda yazık görelim. 10 hazır 13'den 11. pinimizi output ettiyiz. İnne.
Seredin şu yerde Ayret'in başkaça komanda var. Analog write'di. Digital write'da bırak analog write'da birbirini karıştırma. Digital write'da ya başının tok çıkar yaz. Ya 5 volt böyle ya da 0 volt böyle. Analog write'da 0 ve 5 volt arasına verdiler. Şimdi analog write'da hafif pin ulan yanımız ve natural volt ber yanımız çıkarmalı. Şimdi biz şu yerde 11. pinimiz ulan yaz otur. Şimdi natural volt bir yanı size aydıptım. Aslında şunun içinde 2 tane fan yazılıyor. 2 tane fan değerli 2 fan aralığına 0 ile 255 ne gözünü de getirin. Eğer min şu at 11 otur 0 ise sol lampam ötüyor. 255 etsemem polunu maksimum derecede yaktılık yan ya. Ne? Şu fanlar bile volt yani ne yapıp hesaplamalı? Şimdi seyredin şu yerde haçından şu, ya, şu yerde nolip yazsa onu Arduino Sony DAS'ına 0 volt çıkarmalı deyip düşünüyor. Şimdi haçından 250 veya şu deyip yazsa Arduino Sony 5 volt tip düşünüyor. Şimdi barla görünüyor. İlk başta 0'lı barlayın. Barlayla. Şimdi sorun olsun. Kızıl renkim yanmadı. Seyaz 0 yaz. 250 yaz yazaylı. Maksimum derecede çırağın yanlı. Şimdi şu yerde biz 0 ile 5 volt arasında tok çıkarıp biliyorsaydık da eğer hazır 2 volt, 1 volt ya da 1.5, 1.8, 2.4 volt sağlayacak olsak biz 250 yaşın yerine başkaça sahne yazmalı. Şimdi şu sahne ne deyip hesaplamalı? Hazır düşünürüyen 0 deyip yazsak eğer Arduino'da 0 volt deyip düşünüyen olsa misal için bize 3 volt gerek ve bariğim x ve bakadıysak şunu atanaklayın köpül diyor. Görünüyorum size. Ava. Tak, hazır bir çimin karıştım. Hazır bir çimin baştan yanlış bir. İki yüz elli beş, beş volt diyorsan, sonra x'im sonra volt diyorsan bulur. Hava, benim son yani buluşturdum. 250 ver. Beş volt tip alsak ve bana gerekli volt 3 volt tip alsak bariyen yazmalı yani Arduino'da yazmalı bakamız tip alsak atanaklayın köpülse 5x dengir 760 ver şöyle. Son 15'i bölsek 153 oluyor. Yani x'imizin bakası 153.
Ne? Şirik 153 tip yazalı. Kodunu yükleyelim. Size kengoy görünmen bilir. Yani ben şu an gözümle has kol görünsem biraz tapavdını görüp bilen ne? Ya da hadir bir cümün karışın. Resul. Ау. Мен мәселемде 12 вольтта чыгарып беләнмәй. Сездән юқары. 5 вольттан юқары чыгарып беләнмәй. 5 вольттан юқары чыгарып беләм. Ак сәбәбе Arduino-ның 0 белән 5 вольт арасында. Инде шу атмен үз телефоным камерасына әгәр görünмәгән булса да. Тәсәдермен. Öz kameramı açırayım. Şu yerde Resul'ü yeni görseniz çırayan yanır. Görünüyorum size. Görünüyor. Ne? Şu yerde 150 tiyatta saklayıp ilk başta 250 vers edeli. Yükleyip böyle. Ne? 255'te şu derece ne? Yan yan olsa da hadir 153 tip yadayın. Biraz peselendir. Belli olayım ka. Resul şu ayı. Hava peseldi. Çinledin? Peseldi peseldi. Alo. Şu işte görünüyor. Ben mikrofon ekranı işte görünüyor. Ben ekranı paka şu an paylaşam. Esas telefonumda görünsün diye. Telefonumda. Sen hem yüzün görünüyor. Hiç değil. Sen kameramı görünüyor. Ben telefonumun kamerasını şu an lampa görkezdim. Hazır. Görünüyor şu an belli adamların kameralarını görsem. Benimle şu an Resul'ü telefonla da lampa çıra olmadı. Resul görünüyor. Yani peseldi. Böyle. Ne analogda ne düşünürük bilim der mi? Yani 0 ve 5 volt arasında biz sağla biliyorsa. Sorunuz var mı Şerçeli? Yok yok. Bu tez o yerde 13. pin yapmadım ama ne için yukarı verildi yaşın yanıyor. İlli o soru biz kaçanlar ne? Şu yerde biz kod yükleyelim de oradan kod yüklememizde Arduino birliğin nol yanlış tabi TX-RX pinimiz kompüterle haberlaşıyor yani kodu alt dronla şu yerde Arduino hem pinlerini hemmesine bir restart edip çıkıyor da sonra nol yağlı. Yani o Arduino'nun özünü standart bolyan da buluşmayın onu. Sorunuz var mı şu yerçeli? Alo. Yok yok Resul. Yok. Onunla sizinle paka vaat edelim. Meseleler işleyelim.
Neyli mesele deyelim? İnne önkü bir müstakamıza gelen katmışızlarımıza bilyendir bu soruğu. İnne tazı gelen adamlara da soru, tazın dereyin soruğu. İnne şu yerde etmeli zadan yalnız. Şunlar yani. Birinci, kızın renkimiz yanya. Son bir sekund yanya. Son bir sekund ötçe. Son ötçenden son aşağı sarı renkimize geliyor. Sarı renk. Sarı renk. Adır bir çımınç. Görünüyor mu? Sarı renkimiz bir sekund yanya. Sonun bir sekundum karışıyadığını üçe aşağı renkimiz yaşlı geliyor. Yaşlımız bir sekund yanıyor. Sonun bir sekund üçe. Sonu kim Arduino'da aldı parlak orası geliyor şu yerde smart. Han parlak görüle Resul. Bak hadir bir çamın bir çamın. Hemmesini pozayın. Dinleyen. Pin mode. Tem ilk kelimesi bir Daniel Maldem. Yaşıl, sarı, kızıl. Kazın etken. Hemmesi ilk başta üçük dur. All standart üçük dur. İmni. Kızılımız yanya bir sekund karışa üçüye. Sarı bir sekund yanya karışa üçüye. Yaşılımız bir sekund yanya karışa sonun 3'e 1 sekundtan son. Tazın şu biz kaynayışını aylan. Durma şu proses. Böyle. Pin mode yazdın. On mir. Output. Hı-hı. Aşağıda şu pin modları yaz. Son yersine on mir yani 12 onç. On son. Void loop etmelem. Men bu yerine koşulacak al ol öz fikriniz. Dinleyen iyi. Digital write. Digital write. Onsa? On mir. High. Onsa? Aşaktan. Delay. Yayın içinde. Bir sekunde mung ve mung değil mi o? Aşağıdan digital write. On son? Yok. Digital read değil mi? Böyle. 10.000 yani 12. Yok. Yok. Seret başla. 10.000 o son low olmalı değil mi? Min... 10.000. 10.000 daha. Koşulama bu yerde sen öz fikrin ait Muhammed. Böyle. 12'nin 11'e de. Aha. High'ın low it. Aşağıdan delay. Mün. Digital write. On ki, on ki day. Aşağı ki nam on ki. Yine, olaram onç. Min fikrimçe low'larda digital read demelim kadi fikir ettiyen. Eğer işlemese. Erendi Muhammed, ne için digital read diyen? Yo, digital. Birincilene men şun ki sapakta digital read deyip kan ansadan saat anzat geçmedim ham diyen. Digital read biz haçanla pinlamıza içine tok geliyor mu gelen yok mu? İçine tok geliyor mu gelen yok mu? Şun barlayar. Biz derdi lampalamız yakmaladı oradan. Şun için daşını tok çıkarmalı. Şun için digital write et yaz. Misal şunu Muhammed. Oldu ne mi barlak göre? Barlak göre öyle.
Aa, işledi mi? Ne var? Doğru. Ya ben kodum doğru. Kutlayayım. Sağ ol. Sorunuz var mı? Şöyle içeri düşünmediniz. Alo. Yok yok Resul. İmi böyle şunu ettiniz. İmi neyle deli? İlk başta kabulülen yaşıl yan ya. Bir sekund yan ya. Bir sekundan sonra üç ya. Son far yan ya. Bir sekund yan ya. Bir sekund üç ya. Son tazın kabulülen yaşıl. Yan ya, üç ya, son fara üç ya, yani yukarıdaki ikisi birinci yan ya, son far yan ya, son tazen, kızıl bilen yaşıl, son fari. Ne bu kadar şadi bir var, eğer isteyen olsa şundan dinlemek isteyen. Alo, isteyen mi? Tazen, ait birazdan mı daha da şerti? Şöyle, ilk başta hazır bir çamın için üç renk. Elimizde üç renkte lampamızda kızıl, sarı, yeşil. Şimdi ilk başta siz kızıl ile yeşil yakmalı. Bir sekund yan ya, son karış yağdanı bir sekundtan sonra üç ya. Şimdi sarımız bir sekund yan ya, sonra bir sekundtan sonra üç ya. Sen yine de tazen baştaki şartımız ile kızılın yaşıl yan ya üç ya, sarı yan ya üç ya. Ve şu yumuş iyi giderlikte hemen şakaytalan durmalı. Başta hemen kat edeceğiz. Edip sana edeceğim. Şu output'ta duruyor. Ondan sonra digital write. Digital write. Ondan sonra ne mi? Başta ikisine mi yakacağız? Kızıl bilen sarıyını. Onun için on bir. Hay. Ondan sonra aşağıda digital write. 12 hay. Barçamın. Ha, on birden sonra uhtura koymanı yardımdan çıkarma. Böyle böyle Resul. Bilmem. Digital write on high. Ondan sonra bir sekund ne edeceğiz? Delay edeceğiz. Delay bracket'ın içinde mum. Ondan sonra ikisini ötüreceğiz. Digital write on mir on kilo. Şu an ikisini bir yayın içinde yaz bulan okumaya Resul. Şu linyonu okup etmez yani okumaya. Digital yok. Write 10 mir, otur 10 kilo deyip. Yok, yap bana. Ondan sonra bunları ölçürdük. Şimdi zaten yakacağız. Aşağı kıyın yakacağız. Digital write 10 çıkay. Ondan sonra üstünden 1 sekund geçirip digital write 13 low deyip ölçüreceğiz onu. İndi 13 haydan sonra ben ne etmeli? 13 haydan sonra üstüne vakit geçirmeli değil mi? Şu an ya geçirmeli mi? 1 sekund karış ya, sen 3 ya. Onu delay mung deyip yazmalı ol ya karış ya falan. Delay bracket'ın içine mung. Ondan sonra digital write 13 low geçirmek için. Dünya yankı kod yöne yerlerin çalışıyorsa ki orada attın. Barlak koruyorsan ne? Sen bir yerde dünya sağlar yanlıştın Şah. Allah doğru et ya. On bir yerle on üç olmalıydı. Zat dedik mi? Kızıl bilen yaşlıydı mı? Başta ikisini bile yakmalıyız. Hava.
Seredine 10 mir ne kızıl 12 sarı 13 yaşıl. Hı hı. Onda 10 mir 12 yerine 10 yaz çıkmalıyım mı yerde? Abi 13'leri? 12 yazmalı. 13'ün yerine de 12 yazmalı. Doğru. Şah, ben. İni selvülen ve mürade hesle bir sonra verelim. والمرات فيها إيش تليام شو وقت؟ أوه إني شو هذا برصارة ولا لين؟ الكلاستر إن شو وقت عرضوا ينام يشرب منه؟ إيش الكلاستر؟ إيش رينك ما بتشكور؟ أنهم صار في نهاية يانغ برنج قبل لينك يك يانغ برسكون قرش يانغ صار صارين يك يانغ برسكون قرش يانغ ياشل يك يانغ برسكون قرش يانغ صار يقرب تازن جليا Kızılı üçürüye, bir sekund karışa. Sarin üçürüye, bir sekund karışa. Yaşıl üçürüye. Hazır. Dinleyen. Digital right. Digital right. On bir harf. Olmuyor, otur var. Öyle mi? Yok, hayır, hayır. Hayır, iyi görüyorum. Hı-hı. Aşağı geçer, bir sekund karışacak. Deley bu. Deley bu. Aşağı geçer. Digital write, on time. Aşağı kovap verek öyle. Yeni ve kopyalım, on 10 kece. Yeni ve kopyalım, 10 çek. Aşağı geçelim. Şunu hem metin oraya kopyalım. Hayran hem metin low white çıkan. Aşağı geçelim. Şunu hem metin low white çıkan. Böyle. Da sen July'dan son datlan noktadan koymadın mı ne? Hava yanlış ana seredin expected noktadır before digital write diye. Yani her size Arduino tapan başında düşünürüp durumda her command'dan zaten noktadır otur yazmalı. Tabi nükle koruyaz. Doğru. Velmurat tutan. İni selve de bir sonra o selve. Selve siz eşitliyor mu? Aa eşitliyor. Siz for ulanmanı biliyorsunuz gerek? Hava biliyorum biliyorum. Ne far olacak olsam beyliklere de düşünürmeli ol. Yani ne seredim size bir tadı bir funksiyon var da for deyip yazıl ya. Hadi birinci for'un ne olacağından beyliklere düşünürüm sen size iş verecek. Ne seredim şu yerde for deyip komandamız var. Ve içinde de şunu yani yayet yaz tamam. Ne diyeyim sana? O'dan, yani Türkmençe ne mi diyeyim, ne bileyim bak. O'dan yay deyip, şunu yani yay açsak da. Ne? Forum içinde... Sistema. Şunu dedim? Sistema dedim. Bileyim bak, ben hiç Türkmençe adını eşit görmedim. Böyle. Şimdi forum içinde üç tane zat yazılıyor. Birinci yazılıyor zat.
integer i deyip yazıyoruz. Ne? Integer i diyoruz. Şu yerde i adlı bir 34 yaz. Ne? Söyledim. Yeni bir tada bir zatta. Biz ilk başta bir 34 yaz. Kutuyla dördüğümüzde kutuyun içine neyle salyanımızı tanıştırmalı. Biz kutuyumuzun içine san salyası yaz. Onun için şu yerde integer. Integer'ın manisi san oluyor. Yani kutuyumuzun içine san salyası düşündürdüm. Şimdi kutuyunun adını veriyen. Kutuyunun adı olsa iyilik veriyen. Şimdi bu yerde for'un içine integer iyi diyoruz ve bir diyoruz. Yani integer iyimizi bradenler. Yani bir iyi adlı kutuyumuzun içine bir deyip salyaz. Nokotla turgaya. Sonra i kiçidir, dengdir, 3 diyaz. I plus plus. İni seyredin. Şu yerde for nami funksiya yerine yetiriyaz. Ne for'un yerine yetiyen işi bir nokottan böyle kıvır nokoda neçe neçeden arttırıp gitmeli. Yani bir nokottan böyle ki nokoda artıp gitmekte ne? Şu yerde biz ne mi deydik? İ deyip bakağımızı bradinle yaz. İ keçidir, dengdir, üçten yaz. Yani İ'nizin başlayan nokodu, İ'nizin kutarayan nokodu. Ve İ plus plus yaz. İ plus plus'ın manisi İ'nizi bir-birden arttır. Şimdi şu yerde size half power düşündürmek için ben C++'ı düşündüreyim. Ön eşlik gören bulmanıza mümkün. Tak. Bu yerde kod adını insermem. Esası for yerine serdim. Şu üçün yerine 12 ya da ile hafif kavu düşünürüm hazır. Görünüyor mu? Ava ava. Ne? Seyredin. For bir nokottan böyle bir nokoda gitmeli dedim. Şimdi şu yerde bir i adlı bakanı bir diyar. Yani başlayan yeri i keçidir dengdir o'nan yaz. Yani o'nan barmalı yeri. I plus plus diyaz. Bu i kutuyumuza neçe neçeden arttırmalı. I plus plus diyemek programmerleme diline bir-birden koşmak diyemek. Eğer 2-2'den ya 1000-1000'den koşacak olsanız i plus dengdir falçin 2'den 2-2'den deyip koşturacak olsak seredim şu yerde ben i plus plus deyip bir adamdı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, on, üç, elli gitti ya. Şimdi ben hazır tazin işletsem şu kodumu. Bir, üç, beş, yedi, dokuz çıkardı. Başlayan ne kodumuz bir. Kutarayan ne kodumuz on. İki, ikiden arttırıyor. Şimdi neyle işliyor? Başlayan nokodumuzu bir diyara, yani i'miz bir den. İ'miz keçidir dendir o'nun ya. Yani şu zat bana o'nun keçi mi ya da den mi? Bana şu yer barlak deryen zat. Biz kaçı oturmalı yerim. Şimdi şunun hakiki işleyen şer, işlenişi şeyle olduk ya. Hadir, Kürtçümün. Birinci şunu bağırlaya. İkinci şunu bağırlaya. Hazır. Üçüncü. Dördüncü. İni. Şu yerde 1, 2, 3, 4 yazın da. İni. For geliyor.
İ dengdir bir diye. İ'mizi bir denledik. İkinci. İ'miz ünlü süyerde bir demek doğrudan. C++'ını ne mi düşün ya? İ'nin yerine bir diye. Bir keçidir dengdir on ya. Yani birimiz onun keçi gerek. Eğer keçi bölüyen olsa kabul ettiğinde yani üçüncü etmeli işimiz süyerde iğni yani kar ekranımıza çıkar ya da ne? Şu yerde bir çıkardı. Şu ekran yani kodumuzu işlediğimizde kar ekran çıkardı C++'da yazan kodumuzu görmek için. Şu yerde bir çıkardı. Dördüncü etmeli işimiz i plus değildir iki diye. Yani i bakağımızın üstüne iki koş yaz. İ bakağımızın üstüne iki koşsa üç oluyor. Şimdi şu yerde C++ i dengdir 3 deyip özünü saklaya. Şimdi i'miz 3'ü den. İkinci geliyor. 3 keçidir dengdir 10 men mi diye. Doğru diye. Doğru olayan olsa üçüncü işimiz 3'ü yaz ya. Şimdi şu yerde 3'ü yazdı. Dördüncü etken işi üstüne 2'yi koş ya. 3'ten 3'ün üstüne 2'yi koşsak 5 oluyor. Şimdi şu yerde i dengdir 5 deyip alıyor. 5'imiz keçidir dengdir 10'dan ya. Yani 5'imiz 10'dan keçi olsa aşağı 3. etmeli işimizi i'mizi çıkar ya. Yani 5'i çıkar ya. 4. gel ya. İ'nin üstüne 2'yi koş ya. Yani şu proses ta i'miz 10'dan keçi ya da deng bol ya. Anca kaytalanıptır ya. İni. Sağ için şu yerde 9'a çelli geliptir de ne için 10'a gelmendir. İni şu yerde insan kıyağdayın barla alinde iyimiz 9 ya. 9 keçidir dengdir 10'ın ya doğru. Üçüncü aşağı geliyor yani 9'u çıkar ya. Dördüncü etmeli işimiz üstüne 2'nin aşağı alın 11 diye. İyimiz 11 öyle. 11 keçidir dengdir 10'ın mı deyip sonra ya. 11'imiz 10'ın keçi değil. Yanlış diye polni for diyen funksiyamızı işleden o ötürüyor. Düşünürüp bildin mi? Alo. Hava var Resul. Düşündüm. İyi. Seredim şu yerde hemen. Birden 3'e 50 artıp gittiyen. Ve digital right i otur high delay 500 kodumuz yükler hiç saat bulmadı sebebini biliyorsunuz ama birinci pin, ikinci pin, üçüncü pin var mı? Doğru. Şimdi biz bu yerde ne anlıyorlar? Başlayan yerimiz 11, oturan yerimiz 13. Sebebi 11. pinimiz kızıl. Sanki barmağını okuduğumuzda 13. pin, yani yaşıl. Şimdi şu ne öyle işler? İyimiz 11 diye. 11, 13'ten keçi diye aşağı kamağındamıza, yani buyruğumuza gelir. Digital right i otur high diye. İ'miz ne madem? İlk başta 11'e den olansan şu yerde Arduino programması 11 otur high diye. Yani kızıl renkimizi yan, yak ya. 0.5 sekund karış ya. 11. pinimizi ötür ya. 0.5 sekund karış ya. Ve üstüne bir hoş ya. Yani 12 oldu. 12, 13'ten küçük 12'ni İşledi ya şu yerde. Son 13 oluyor. Ne? Tabi nüklak var öyle. Düşündünüz mü? Kendi köpültme falan yok da. Şimdi dedim. Köpültük yadandan. Köpültük yadandan şey et bir yadan anksat işe de. Hava. For bir sanın. Beylik var ne kadar. Arttırıp gitti ya ve neçin açıdan arttırmalısın sen öğledin
yazan ve yazma ve ansatlaştırıya böyle işimi de. İnni hazır sel ve bercek soruq. Ne adımdan çıktayım? Hazır durucum. Fikirleneyim. İnni selvi siz şu yerde zat etmeli olayınız. 11. pinden 13. pine çeli ilk başta hemmesini izi giderlikte yakyağınız. 2 sekund karışacağınız. Ondan sonra kızınla yaşlı çeli yani 11. pinden 13. pine çeli izi giderlikte uçuruyağınız. Ve şu proses kaytalandırmalı. No for loop aşağı duruşunu duruyor. Tabii ya, var mı? İnt, on bir, otur, no kotla otur. Ay. Neden? Ay, i. Aha. İçidir, dengdir. 13. No kotla otur, i, plus plus. Son ya yapıyoruz, onu sonra açacağız. Aha. Onu digital write. Yayın için on bir, otur. Bu ya ay, otur. Hay. Ondan sonra delay. Delay kimi? Aşağıdan digital write. On the eye. Low. Böyle mi? Şeyle olayken ha. Parlak koralı. Seredin yumuş şeyle, şeyle değil. Kıvın yan ya. Yaş, sar yan ya, yaşıl yan ya, izi giderlikte forlan etmelidiniz. Yani yanlış oluyor da yazanınız, aydanınız. Ben izi giderlikte for'da yakıp biliyene üçsünüm. Hava. Son yapıp biliyen, ben for'u yapıp iki sekund karışmalı oluyen. Yani neresini düzeltip neresine koşacağınız? Digital write i otur haydan son men for yapsam. Söyle mi? Hava. Ondan son delay 2000 diysem. For'dan son. For'dan son mu? Hava. For loop yapıp delay 2000 isem. Son tadıdan yine for loop açıp dine high, low geçirsem olur. Ne düşündüm ben şeyle olmalı. Dele 2000 for şey tamam mı? Ne kadar for? Serhat, Resul, delay 2000 var ha? Hava. Birinci for'un içine salmalı. Hazır. Barlak kur. Şimdi barlak kur onu. Hava barlak kur.
Üçüsü izi giderlikte yanımsa yine de izi giderlikte kızılla yaşla ölçmelidi. Entayan doğalı del. Seret onda i 11 var i 10 edayda. Siyen mi? Yok şu anda 10 et kuranı. Onda barla. Doğru mündü. Yanlış enten. Ne etmeli? Tadın şartı neyine kayıtalım? Seret. Hazır Arduino'yla ötüreyim. Kızıl, sarı, yaşıl. Birinci, kızıl, yanya. Son bir sekundan son. Sarı, yanya. Son bir sekundan son. Yaşıl, yanya. Son yukarı tazengeli kızıl ötüye. Sarı ötüye, yaşıl ötüye. Şu prosesi forun. For ile netmeli. That on the ters netmeli. Yank for var ha. İçine şey for'da 11'den 11'den 11 etmeli de. Ne men niye yani. Rakımda ne yazmalı? Nasıl for'un sonu önünde de ikini yazmalı. Düşünmedim tadan aydın. Aşağıdan bir de ikmin gelin. Dinlik yakalım. Yazan kodunuz doğru. Düşündünüz mü şu yeri çelli? Sorunuz var mı? Şu yerde düşünmedik yeriniz var mı? Doğru oldu mu? Hava doğru. Şu bol varsa şu. Resul yine bir gezi kışlar yerli bir dağıt işleyen mi? Böyle. Neyle deli? Neyle deli? Zade deli. Söyledim. Yine de yan kâli. Kızıllan sarı yaşıl izi giderlikte yan ya. Yönü üçünlü yaşıllan kızılı. Yani neyle öyle? Yukarıdan aşağı yan ya. Aşağıdan yukarı üçüye. Sana deli. Arasında neçe sekund olmalı yani iki mi? 0.5 yani 500'lik de var sana. Sana hazır 500'lik de deyin. Dinleyen. Onda var ha. Seyrettik ne? Şu anardak var ha. Uldan kiçe. Şu an tersine vur. Hayısına hayıs. Fara diyen. Birinci fara mı? İkinci fara diyen. İkinci fara da. Şu uldan kiçen tersine vur. Aha. Aa, şimdi bar. Şimdi barlak var onu. Şimdi seyredim şu yerde. İkinci farınızda yazan şartınız neyli oluyor? Dördün etmeli. 11'den başla ya. 11, 13'den ulu mu diye. 13'den ulu da la. Sonuçta hiç açan şu formu işleme. Sen onunla 11'in yerine 10 soy. 10 son? 10 ya. Evet, 10 ya. Ona 11 etmeli onu. Aha. Aa, şey. Plus, o minus, plus işte ya. Kabile mi? Seredenle plus plus bir birden artıya.
İkisinin minus minus etsek bir-birden kemel ya. Yani bir-birden ne alı, beş ve açtan kemel çak diyorsam minus dengdir olmalı öyle al. Plus dengdir minus. Yok yok plus plus et parlak koreli, o olması minus minus et koreli. Yok. Plus et parlak koreli, 14'e kadar. Edik koreli değil Muhammed. Birinci yazan kodumuzu koyattır düşünmelerini seyreden hazır. Böyle plus plus ettik. Ne oluyor ya şu formu? İyimiz 13'den başlayalım. 13'imiz 11'den olur ya. Doğru. Aşağı geçiyor. İyimiz arttırıyor. 14 dolu. Yani min form maksadı bir noktadan böyle ki noktada gitmekle. Abi Finlandiyan şartın form unlimited. Yani hem işe artık gitti ya. Sonu bulmaya mı? Şunu bilir mi? Yani şunu minus minus et yaz. 13'den 11'e gitmeli öyle yaptık. Ne yüklak görelim. Düşündünüz mü? Saat yazılan kod doğru. Hava düşündüm. Yine barla korusunuz ya, liyam ya, böyle değilim mi? Şu yerde minus minus koyma, minus dengir bir deyitemem işte ya şu. Minus dengir bir şeyle mi? Oh. Hava işle ya, yana ne, münyalı uzun yazanından minus minus yazanın hakkı da. Aynı bir-birden döktürme, iki giden döktürecek bu adam diyene mi sadece? Hava, hava. Sorunuz var mı şu yer içeri? Yok. Bugünlükçe sapağımıza kurtardayalım. Yani bugünlükçe böyle değilim. Sağdıma 10 otele. Böyle. Paka bugünlük öğüş vermeyin. Şumada içeri geçilenleri kalitelayın. Son inlik sapaklarda yavaş yavaş son öyüşte akber pasar mı si pasa? Öyle. Hı hı. Var sağ olun. Soran bağlısı sorak bile sonuçla. Soranız var mı? Yok, ben sorum yok. Sağ olun. Resul kapkap. Hı hı, sağ olun. Resul indik sapak açan sapak nesip olsa birinci gün olur. Birinci gün? Yani başından sorun bağ olsa Skype'den yaz bilersin. Nez? Bale bale. Aha. Yok dit zaten Resul mesela 12 volt şöyle una da geçirip bana noktadan. Eğer zaten geçirip böyle mi? Mega una da. Düşünmedim. Mega sistema var ha? Arduino. Mega Arduino'da 12 volt keşir polya mı? Başına çıkarmalı tok diyen mi? Allah. Yok. Arduino hemmesi başına 5 volt çıkarıyandır. 0 ile 5 volt arasında PWM pinler yani sağının önüne çizecek balonlar 0 ile 5 volt arasında siz sağlayıp biliyorsunuz. 5 volttan yukarı olmaya. Böyle. Böyle Resul sağ ol. Doğru sağ olun. Kuduklu geçti. Aa. Hadi. Tamam.